Namaste. Bugün beraber Hanuman Split Şipagat pratiği yapacağız. Bugünkü hedefimiz bacaklarımızı açıp yere oturmak değil sadece. Daha esnek, güçlü ve kontrollü bir bedene sahip olmak ve pratik süresince hamstring, quads, iç bacak, kalça çok aktif bir şekilde çalışacağız. Hemen matın gerisinde ayakta başlayalım. Yapacak çok şeyimiz var. Nefes verirken öne doğru dal, ayaklarımız genişliğinde açık, dizlerini hafifçe bükebilirsin. Ellerini plank'e doğru yürüt. Ve nefes verirken tekrar geriye doğru gel, sırtını yuvarlayarak kaldır. Tekrar öne doğru dal. Her defasında bacaklarını biraz daha düzeltmeye çalış. Plank'e geldiğinde bacaklar güçlü, karnını sık. Ve şimdi ellerinle tekrar geriye doğru yürüt. Omurlarını tek tek üst üste koyarak kalk. Bir kez daha dal öne. Plank'i göster ve geriye doğru yürüt. Sırtını kaldır. Son bir kez daha öne doğru dal. Şimdi mümkünse bacaklarının arkasını, mümkünse dizlerini bükme. Düz bacaklarla ellerini öne doğru yürüt. Aşağı bakan köpeği göster. Plank'i göster. Ve şimdi bacakların düzken ayaklarını öne doğru yürüt. Getirebildiğin son noktaya kadar dizlerini bükmeden getir. Topuklarını yere doğru getir. Ve dirseklerinden yakala. İki yana sallan. Şu anda dinamik bir şekilde vücudun ağırlığını kullanarak bacaklarının arkasının açılması için burada zaman geçiriyoruz. Hani burada ne yapıyoruz diye merak ediyorsan. Bu esnada dizlerin bükülü de kalabilir. Mümkün olduğunca karnını üst bacaklarına doğru yaklaştır. Bu şu an böyle gözüküyorsa da doğru, yanlış yapmıyorsun. Ama zaman içerisinde bu pratiği tekrar ettikçe ki unutma Hanuman, bir yerden bir yere ulaşırken göstermen gereken çaba, bacaklarının iki yana açılmasını yoga felsefesinde anlatıyor ve senin buna çaba göstermen ve sabırla, sevgiyle her gün üzerine koyman gerekiyor. Ve zaman içerisinde vücudunun ağırlığıyla, üst bedenin ağırlığıyla aşağı doğru ağırlaşacaksın. Ellerini yerleştir ve sol bacağını geriye gönder. Sağ diz yere geldi. Önce low lunge, anjinyasana yapacağız. İstersen ellerini beline alabilirsin. İstersen blok yardımıyla buradan tutabilirsin. Birazcık önce sol bacağının üstü psoas ve sağ bacağının içi açılsın. Ellerini kalçana koyup kalçanı biraz daha aşağı doğru bastır. Ellerin yere gelebilir. Nefes al burada. Şimdi sol dizinde yükselirken sağ topuğunda da yüksel ve sağ ayak parmaklarını kendine doğru çek. Half split Arda Hanuman için yaptık bunu. Ellerini tabii ki yere getirebilirsin. Şu noktada dizin eğer acıyorsa dizinin altına biraz daha yumuşak bir battaniye koyabilirsin. Ama eğer bacağını güçlü tutarsan zaman içerisinde oradaki acıma hissi azalacak. Nefes verirken ellerini yavaşça öne doğru yürüt. Nereye gidebiliyorsa. Şu etapta başını dizine değdirmek değil. Bazen bunu yapıyoruz omurga esnekliği için. Ama biz şu anda bacak arkasını uzattığımız için göğsünü öne doğru açıp sanki bir gün çenen ayak parmağına değecekmiş gibi değmiyor. Ama hissin öyle olsun. İleriye doğru uzan. Ve hala aktif bir şekilde ayağımı kendime çekiyorum. Böyle bırakmadım. Şu anda bıraktığımda iç bacağımı hissetmiyorum. Kalçamın dışında garip bir yer hissediyorum. Topuğumda parmaklarımı kendime doğru çektiğimde bacak arkamı çok aktif bir şekilde hissediyorum. Şimdi bunu bir akış gibi. Nefes verirken sol dizin yerde, sol bacağın üstüne esnet ve Arda Hanuman'a geri geç. Bir kez daha low lunge. Arda Hanuman. Son kez low lunge'a gel. Ve Arda Hanuman'da kal.
Şimdi buradayken sol elini sağ ayağının dışına doğru getir, yürüt. Yani bedenini çevir. Farklı açılarda çalışmak da bacağın tek bir yönden esnetmek değil, farklı farklı yönlerden esnetmek. Şimdi sağ ayak tabanını yere koy ve piramit için sol ayağını biraz kendine yaklaştır. 45 derecelik açıyla koy. Ellerini yere doğru getirirken yine göğsünü üst bacağına doğru yaklaştırıp çenenle ayak parmaklarına doğru uzan. Bazı ifadeleri kullanırken mesela sıkışan yerlere nefes üflemek ya da çeneyle ayak parmaklarını uzamak yeter ki hissin olsun, yani senin aklında gelen düşünce sürekli oraya doğru uzama fikri olsun. Ellerini şimdi geriye doğru yürüt. Başını bacağına yasla. Biraz burada kal. Eğer daha da etkiyi arttırmak istiyorsan sağ ayak parmaklarını yeniden kendine doğru çek. Ellerini yerleştir. Aşağı bakan köpeğe geç. Ki bacağın arkasındaki farkı hisset. Ve şimdi sol ayağını öne getir. Sağ diz yerde ve ellerini kalçana al. Ellerinle kalçanı aşağı doğru bastırırken low lunge'da sağ bacağının üstü açılsın. Sol kasıklarında iyice derinleş. İstersen ellerini yere getirebilirsin. Bu açılmalarda sabit durmak yerine öyle küçük küçük burada hareketler yapmak çok işe yarıyor. Şimdi sağ dizinde yükselirken sol ayak parmaklarını kendine doğru çek ve sol topuğunda yüksel Arda Hanım'ın için. Ellerini yere getirebilirsin. Bak, ellerimi yere getirirken kambur bir şekilde getirmiyorum. Evet, insan hemen kifoz yapmak istiyor ama kalçayı dışarıya çıkar. Sanki bütün topuğunu yerin içine geçirmiş gibi bacağın arkasını uzat. Şu anda bile öne katlanmadan bile şu an deli gibi bacağımın arkasını hissediyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Deli gibi hissediyorum. Bu farkı kendi bedeninde gözlemlemeni istiyorum. Şu an sen sadece kendinle baş başasın. O yüzden ne kadar derinleşeceğine sen karar vereceksin. Ama lütfen yapmış olmak için yapma. Kolaya kaçma. Biraz burada kendi sınırlarını görmeye çalış. İstersen ayak bileğini hareket ettirebilirsin. Şimdi low lunge ve Arda Hanım'ın arasındaki geçişimizi yapacağız. Parmak uçlarında kal. İstersen ellerin altına blok alabilirsin. Karşıya bak. Şimdi sağ dizinde yüksel. Öne katlan. Açıl, nefes al, karşıya bak. İyice kasığında derinleş. Ve şimdi sağ dizin üzerinde yüksel. Öne kapan. Hadi bir kez daha. Açıl, son kez low lunge'a geldik. Şimdi Arda Hanuman'da kal ve ellerini ayağının dışına doğru yürüt. Aslında şu anda twist yapıyoruz ve twist yapınca bacağının, kalçanın dışı biraz daha hissediliyor. Eğer etkiyi arttırmak istersen burada kolunu kaldırabilirsin ya da elini beline koyabilirsin. Hala bacak aktif. Süper. Şimdi ellerini yerleştir. Sol ayağını da geriye gönder. Ve dizlerinin üzerine gel. Şimdi bu noktada çorap, battaniye ve blok kullanabilirsiniz. Tekrar Arda Hanuman'a geçeceğiz. Arda yarım demek bu arada. Hanuman pozumuzun ismi. Yarım Hanuman yapıyoruz. Şimdi Arda Hanuman'dayken blokları almanızı isteyeceğim. Yüksekte de kullanabilirsin. Dizinin yerini değiştirmeden bloklardan aldığın güçle burada çorap giymek işini kolaylaştırır. Sağ ayağını ileriye doğru kaydırmaya başla. Diyelim ki sınırım burası. Hala arkadaki ayak parmağım takılı, kalçamı sıktım ve öndeki ayağımın topuğundayım. Burada küçük küçük kollarını iki yana kaldırmanı isteyeceğim. Helikopter bunun adı. Şu an burada durmak çok daha zor.
Bir yandan aşağı kaymak istiyorum, bir yandan orada tutmaya çalışıyorum. İşte o iç bacakları içeriye doğru toplamanın core'la birlikte gücünü hissediyorsunuz. Bir kez daha gel. Eğer dizin acıdıysa dizinin altına da bir yumuşaklık koyabilirsin. Bu da kaydırmayı kolaylaştıracak. Şimdi topla her şeyi içeriye doğru ve kollarını kaldır. Helikopter. 2, 3, 4, 5. Şimdi pozdan hemen çıkma. Biliyorum çıkmak istiyorsun. Belki şu an bana kızıyorsun bile. Ama hala biraz burada kalıyoruz. Hatta belki şu an biraz daha ilerleyebilirsin. Biraz daha ayağın kaydı. Bloklarını öne doğru yürütebilirsin. Bir bak bakalım neredesin. Kendini çek, gelişimini kaydet. Dizinin burada yana doğru dönmesine mutlaka engel ol. Hala ayak parmağı takılı. Ve yavaşça kaydırdım. Burada kal. Şu an mesela blokların bana yüksek geldi. Biraz daha indirdim. Hala buradayım. Sol dizim yerdeydi ya. Şimdi bir güç sol bacağımı sıkıp yerden kaldıracağım. Of, o kadar hissettiriyor ki. Nerede olduğunuzun önemi yok. Mutlaka azıcık da olsa kaldırmaya çalış. Hadi bir kez daha. Kaldır ve tut. Bırak. Şimdi bak bakalım biraz daha ayağın kayıyor mu? Belki yere doğru yaklaştın. Her neredeysen artık birazcık orada kal. Çok hareket etmeden vücudunun o gidebildiği maksimum noktaya gitmesine izin ver ve birazcık orada kal. Eğer yerle buluştuysan ellerini öndeki ayağına doğru yürütüp ayağına sarılabilirsin. Biraz burada kalçanı hareket ettirebilirsin. Pozda derinleşmek istiyorsan sol elini sağ dizinin dışına koyup geriye doğru bir twist yapabilirsin. Özellikle arkadaki ayak parmağımı hala takılı bırakıyorum. Tabii ki düz de koyabilirim ama koyduğum anda böyle bir bacakta dönme hissi oluyor. Bu istediğimiz şipagat bu şekilde değil. Kalça kemiklerinin karşıya paralel oldu. O yüzden ayak parmağını takmak genel olarak daha doğru bir hizaya sokuyor bizi. Ve şimdi ellerini yere bas ve Arda Hanım'ına gel, pozdan çık. Şu anda yepyeni bir sağ bacağınız oldu. Ne kadar ilerlediğinizin dediğim gibi tamamen sizinle ilgisi var. Kendinizi hiçbir şeyle, kimseyle kıyaslayıp karşılaştırmayın. Hatta kendi sol tarafınızla bile karşılaştırmayın. Çünkü bedenin sağ ile solu birbirinden çok farklı olabiliyor. Mesela benim sol tarafım her zaman çok daha kapalı. Yıllarca sol tarafı hiç çalışmak istemedim. Çünkü sağ tarafta daha esnektim ve sol tarafla hiç uğraşmak istemiyordum. Ama aradaki fark giderek açıldı. O yüzden sonra çok uğraşmam gerekti. Siz öyle yapmayın. Aradaki farkı görün. Ama farkın açılmasına çok izin vermeyin. Şimdi Arda Hanım'a da önce helikopterle başlayacağız. Ama önce burada biraz gidebildiğimiz kadar ayağını kaydırıp götür. Ayak parmağını tak arkadaki ve git. Biraz daha belki. Hani dersin başında kalçalarımızdan bastırıp ağırlaştırmıştık ya. Şu anda aslında vücudun kendi ağırlığını kullanıp yer çekimine inik düşerek esnemesini sağlıyoruz. Şimdi çok açılırsan helikoptere toplamak zor. Biraz yüksel, her şeyi içeriye toparla ve kollarını iki yana aç. Ben de titriyorum. Eğer dengeni kaybedecek gibi olursan hemen yükseltilerim burada. Düşsen bile hiç önemi yok. Tekrardan poza gir. Helikopter, ops, dengeni bul. Ve bloklarını bul. Şimdi birazcık daha derinleş. Belki şu anda maksimumun burası. Eğer burasıysa burası çok rahatsız bir yer. Haklısın. Burada ne yapacağım? Bir an önce çıkmak istiyorum diyebilirsin. Mesela maksimumuna geldin.
Ayağında çorabın var, battaniyen var. Hala kayıyor. Dirseklerin üzerine gel ve birazcık burada sabırla kalmaya çalış. Sinirlenip pozdan çıkmak yerine pozda sabırla kalmak, belki hayatta bir şeye sinirlenip çıkıp gitmek istediğinde sana kalma gücünü, sabrını da verir. Ve şimdi bedeninin izin verdiği yere kadar maksimum noktana git. Ve burada birazcık kalalım. Bazen dışarıdan nasıl gözüktüğü bizim için yanıltıcı olabiliyor. Belki sizin için aman ne ki ben oturdum gibi geliyor ama şu anda mesela benim de bacağım çok çekiyor. Kesinlikle sağa göre çok daha rahatsızım. O yüzden birazcık burada zaman geçiriyorum. Yine de iki tarafı birbirinden çok ayrı tutmamak için sağ elin sol dizin dışına, arkadan sağ bacağını yakala. Göğsünü aç. Hatta daha da derinleşmek istiyorum dersen sağ dirseğini tak sol dizin dışına ve ellerini kalbinin ortasına getir. Şimdi ellerini yerleştir. Sol bacağını geri çek, sağ dizin üzerinde yüksel ve dizlerin üzerine gel. Son bir hareketimiz kaldı. İsterseniz kendi maksimumunuza gidip aynısını deneyebilirsiniz. Ben zaten bunu yapıyorum. Biraz daha derinleşmek istiyorum derseniz eğer blokla birlikte yapacağız. Ama blokları bu kez öndeki ayağımızın topuğunun altına koyacağız. İki blokla gösteriyorum. Tabii ki siz bunun birer birer artırabilirsiniz. Buna da yine şu şekilde Arda Hanuman'da topuğum buradayken gireceğim. Arkadaki ayağımı kaydırıyorum. Ve aynı şekilde önce maksimum gidebileceğim yeri buluyorum. Kalçam yere doğru ağırlaşıyor mu ona bakıyorum. Ve eğer geliyorsa burada kalça hizamı bozmadan poza yerleşmeye çalışıyorum. Arkadaki ayak parmağım takılı olması beni daha derin ve düzgün bir şekilde sokuyor. Eğer burada da rahatsan ellerini yukarıya kaldır ve over split'ini bul. Pozdan yumuşakça çık ve şimdi diğer tarafı deneyelim beraber. Sağ taraf kadar temiz olmasa da kendime bunun için kızmıyorum. Diyorum ki demek ki birazcık daha buraya çalışmaya ihtiyacım var. Biraz daha burada zaman geçirmeye ihtiyacım var. Bana şu anda bedenim bunu anlatıyor. O yüzden pozdan kaçmak yerine biraz daha burada duruyorum. Aynısı senin için de geçerli. Ve nazikçe pozdan. Pandemi zamanı sizinle evde canlı yayında bir Hanuman dersi yapmıştık. Fakat sonrasında soru cevaplar çok uzun bir dersti. Nicedir size daha güncel haline, daha pratik ve daha kısa bir şekilde belki her gün uygulayabileceğiniz, kendi sporunuzdan ya da yoga pratiğinizden sonra yapabileceğiniz hale getirmek istiyordum. Benim bedenim ne zaman sıkışsa yaptığım akış bu şekilde. Bana çok iyi geliyor. Umarım size de iyi gelir, gelmiştir. Benimle nasıl bir yoldan geçtiğinizi Elvin'le yoga hashtag'iyle paylaşabilirsiniz. Beni Instagram'dan etiketleyebilir. Gelişiminize beni dahil ederseniz çok mutlu edersiniz. Tabii ki bu kanala ve sizinle birlikte yüzlerce, binlerce aynı anda yoga yapan kişiye desteğinizi ve motivasyonunuzu göstermek isterseniz kanala abone olup bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Namaste.